İlkin hoş geldin. Hoş bulduk. Önce Viyenel, sonrasında Akdeniz oyunlarında. Şimdi yine Viyenel'de oynayacaksın. Farklı arkadaşlar, farklı hocalar, farklı oyunlar oynanıyor. Buna alışmak zor mu? Kendini nasıl buna motive edebiliyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, iki taraf da benim için çok keyifli geçti bu sene. Takım arkadaşlarım olsun, staff olsun. Zaten Akdeniz oyunlarındaki staffımızda da hep tanıdığım antrenörler vardı. O yüzden gayet keyifli geçti. Tabii ki voleybol anlamında farklı şeyler olabiliyor. İşte taktik değişiyor. Senden başka bir şey istenebiliyor sahada. Hani olabildiğince çabuk adapte olmaya çalışıyorum. Bunu da böyle çok kendime stres olarak yüklemiyorum ki hani konsantrasyonum çok dağılmasın diye. Çünkü bende öyle bir şey var, böyle hani biraz stresli olup biraz kötüye odaklanınca o alıyor gidiyor. Öyle olunca hani bunları çok düşünmeden olabildiğince hani söyleneni de yaparak çabuk adapte olmaya çalışıyorum ama çok keyifliydi benim için. Sporcu için sakatlık çok büyük bir kabustur aslında. Evet. Sen bununla belki de genç yaşta tanışan bir sporcusun. Belki de iki kere bir anda dönememe durumun oldu. Bunu psikolojik olarak nasıl atlatabildin, yeniden geri dönüşü nasıl sağlayabildin kendi açından? Şöyle söyleyeyim, ilk olduğunda ben de kabus olarak bakmıştım tabii ki bu olaya ama bakmamak gerekiyormuş. Geçtikten sonra da bunu anladım tabii ki. Çünkü bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. İnsanlarla ilgili olsun, voleybolla ilgili olsun her konuda gerçekten çok öğretici geçti benim için. Nasıl atlattığımı da düşündüğüm zaman şimdi birincisi tabii ki çok çalıştığım için. Hani atlatıp tekrar geri döndüm iki senenin üstüne. Ailem çok büyük bir destekti benim için. Yanımda olmaları çok önemliydi. Gerçekten çok zor bir süreçti. Çok benim zorlandığım, hani kendi başıma yeri geldi, hareket edemediğim dönemler oldu çünkü. Ailem çok önemliydi. Kulübüm çok önemliydi. Bana her zaman destek oldular. Ben her antrenmanı izlemeye gidiyordum. Hiçbir şey yapmasam bile. Hep takımın içinde olmaya çalışıyordum. Takım arkadaşlarım öyle çok destek oldular. Ayrıca Gencer abi, ben onun emeğini gerçekten nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ben ne zaman salondayım, o da orada. Her zaman, yani yeri geldi sabahtan akşama kadar. Hayatının belki de %90'ını bana ayırdı o sene. O yüzden hani bunların hepsi bir bütün olunca da ben tekrar geri döndüm sahaya. İlk hani kabustu dedin benim için. O dönemde ya kariyerim bitti dediğin nokta oldu mu hiç psikolojik olarak? Yani kariyerim bitti demedim. Çünkü kendimdeki inadı da biliyorum. Yani Karadenizliyim de, Oğlak burcuyum. Hani herkes soruyor, yükselenim de Oğlak. Hani bir inat almış başını gidiyor. O yüzden hiç bitti diye düşünmedim. Gerçekten yalan söylemiyorum. Hiç bitti diye düşünmedim. Sadece çok üzüldüm yani. Çünkü tam böyle kendimi, o sene benim milli takım sezonumda, genç millideydim o zaman. Hani iyi geçmişti. Kulübe geldiğimizde de böyle hazırlık maçları yapıyoruz. Benim için bir şeyler hani artık iyi gitmeye başlamıştı. Tam o dönemde denk geldi. O yüzden evet çok üzüldüm ve kabus dediğim kısmı orada yaşadım yani. Ama sonrasında kabul edip devam ediyorsunuz. Yani bitmiyor hiçbir şey. Bitemez de yani. Aslında Galatasaray'da oynayarak biraz babanın hayalini gerçekleştirdim. Baban da Galatasaray'da oynamayı futbolcuyken çok istemişti. Böyle bir büyük kulüpte oynamak tahmin etmiş miydin kariyerin çocukken? Ya da babanla böyle bir diyaloğun geçti mi yani, baba sen oynayamadın ben oynadım dediğin şekilde? Yani o Galatasaray'a geldikten sonra tabii ki böyle bir diyalog oldu yani. Onun gözündeki mutluluktan zaten ben anlıyordum. Gerçekten çok mutlu olmuştu. Onun da işte senin de dediğin gibi zamanında gelme durumu olmuş, gelememiş, işte sakatlıkları olmuş falan. Öyle olunca ben Galatasaray'a gelince tabii ki o da çok mutlu oldu. Ben de kendi açımdan şöyle söyleyeyim ya, o kadar ya manyak ruh hastası gibi çalışıyordum ki küçük ve yıldız takımda gerçek bir ruh hastasıydım yani. Voleybolla yatıyordum, voleybolla kalkıyordum. Sadece voleyboldu hayatım. Öyle olunca hani bu emeğimin bir karşılığı olmalı diye bir düşünce vardı. Hani A takım seviyesinde oynarım ama büyük camiayı beklemiyordum. Galatasaray gerçekten çok büyük bir camia. Ben de içinde bulunduğum için çok mutluyum gerçekten. Farklıymış, onu bir öğrendim yani. Hani sadece seyirci olarak değil, ilgi olarak da hani sosyal medya olsun, dışarıda olsun. Çok mutluyum tabii ki. Peki İlkin Aydın'ın hayat mottosu nedir? Bence şu, iki tane var bence. Birincisi, her zaman mutlu olmayı beklememek. Çünkü benim yolum şöyle, şuradan alıyorum. Babam söyler bunu, yolda çukur varken çukura odaklanırsan o çukura düşersin. Yola odaklan. Her zaman söyler yani. Trafik için de söyler, saha için de söyler. Çukurlara odaklanma yoksa düşersin. Seni çeker orası çünkü. Yola devam et der her zaman. Öyle ilerlemeye çalışıyorum. Her zaman mutluluk aramıyorum. Çünkü acıyı bilmeden mutluluğun olacağına inanmıyorum. Ki acıyı da yaşadım. Yani belki farklı bir kulvar sakatlık hani acı konusunda ama yaşadım. Onunla birlikte bana bir mutluluk da geldi. O yüzden her zaman mükemmeli ve mutluluğu aramamaya çalışıyorum. Sevdiğim işe kendimi adıyorum.
Yani benim başıma ne gelirse gelsin, ben çok kötü bir voleybolcu da olabilirim, iyi bir voleybolcu da olabilirim, çok iyi bir voleybolcu olabilirim. İnsanlar ne söylerse söylesin fark etmez. Ben bilerek, isteyerek kendimi bu işe adıyorum. Bana ne gelirse gelsin, başıma ne gelirse gelsin ben bu işe kendimi adıyorum. Bu kadar. İlkin Aydın voleybolda hangi yönünü beğeniyor, hangi yönünü geliştirmem gerektiğini düşünüyor? İlkin Aydın her konuda kendini geliştirmek istiyor. Yani şu an ne yapıyorsam yaptığım her şeyin daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu en basitinden al en zoruna kadar her şeyi geliştirmek istiyor. Beğendiğim şey de sahada çok mutlu hissediyorum kendimi. Her zaman. Bir şeyler kötüye giderken de iyiye giderken de gerçekten mutlu hissediyorum. Burada olduğum için de kendimle gurur duyuyorum. Ve bunu hissederek de yoluma devam ediyorum. O gün bir şeyleri kötü yapmak benim için çok normal. O gün bir şeyleri iyi yapmak da benim için çok normal. Bunun için çalışıyorum çünkü. Robot değilim ben. Bir şeyi kötü yapmak da normal, iyi yapmak da çok normal. Yani bunu düşünerek devam ediyorum. Bu huyumu da çok seviyorum. Bu arada böyle konuşuyorum ama her zaman yapamıyorum tabii ki. Bu da yani birazcık yaşımın hani 22 olmasıyla alakalı. Herhalde tahminimce hesaplarıma göre 26-27'de artık her şeyin önüne geçmiş olurum diye düşünüyorum psikolojik olarak. Ama 22 yaşında olmana rağmen belki de hem milli bayrağı taşıdığın bir forma hem de Galatasaray gibi büyük camiaların evet. İki büyük baskıyı yaşıyorsun. Belki de hiç durmadan sene boyunca. Bu baskılardan hangisi sana daha yoğun geliyor? Sen nasıl hissediyorsun? Ya da ikisi de aynı baskı mı senin üzerinde? Galiba çok baskı hissetmiyorum ben. Yani kötü baskıyı hissetmiyorum. İyi baskıyı hissediyorum. Büyük bir camianın oyuncusu olmaktan gururlanıyorum. Ve bunu iyi bir baskı olarak hissediyorum. Çünkü o formayı iyi taşımak istiyorum maçlarda. İyi görünmek istiyorum. Böyle iyi bir baskı hissediyorum. Milli takımda da aynı şekilde Türk bayrağını çok iyi temsil etmek istiyorum. Onun iyi baskısını hissediyorum. Hani böyle beni strese sokan kötü bir baskı yok. Peki ikin Elif Şahin desek ne dersin bize? Delikanlı derim. Her yerde söylüyorum. Gerçek. Bunu neden söylediğimi de herkes merak ediyor büyük ihtimalle. Bir dönem oldu. Çok fazla arkadaşım sırtını döndü bana. Ben böyle bir tek kaldım. Bir şeyler oldu falan. O kadar arkamda durdu ki yani. Bir de biz küçüktük o zaman yani. 14 yaşındayım. Yapmaz dediğim her şeyi yaptı ve her türlü arkamda durdu yani. Yeri geldi herkese sırtını çevirdi. Ben o yüzden ona hep delikanlı derim. Benim için çünkü o çok değerli bir şey yani. Orada zaten insanlar bana sırtını dönmüşken onun dönmemesi, onun benim yanımda olması benim için çok önemliydi. Zaten ondan sonra arkadaşlığımız daha da bir, sıkı oldu yani. O yüzden Elif Şahin benim için ilk aklıma gelen şey delikanlı, sonra da komik tabii ki. Yani gül gül, o six pack'ler nereden geliyor? Siz zannediyorsunuz biz fitness'ta çalışıyoruz. Hayır, halbuki. Sabahtan akşama kadar gülüyor. Ama sen çok gülme şu an. Beni de güldürdün. Peki hayatını bir kamyon arkası yazısıyla özetlesen ne dersin? Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indi. Vallahi başka da bir şey söylemem. Bu kadar. Şimdi şöyle, bu otel sürmeli otel olması lazım. O senede işte milli takımdaki ablalarımız orada kalıyor ve otelin müdürü benim dayım. Ben de işte okuldan çıktım. Bu arada bu fotoğrafı boydan alanın da altımda mavi bir kapri var. Çünkü futbol maçından alındım o sırada. Evet. Sonra otele gittik işte ben ablalarımla fotoğraf çekilip böyle imza falan almıştım ama yani ay çok tatlı. Güzel bir fotoğraf. Ay. Yani şimdi bu benim ikinci ameliyatım. Orada böyle bir dobralık yapmaya çalışmışım hani hey neydi çok bilmiş hayat. İşte bak yine gülüyorum herkese inat mı öyle bir şey demiştim galiba. Yalan falan. Hayır değil. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok acı var o fotoğrafın içinde bence. Çok büyük bir acı var ama biraz önce söylediğim gibi arkasından mutluluk gelen bir acı. Sabaha kadar kustuğumu hatırlıyorum anestezi yüzünden. Eğlenceliydi. Şöyle çok komik bir şey anlatayım. İnsanlar tabii ziyarete geliyor. İşte antrenörlerim olsun, arkadaşlarım olsun falan. Şimdi 7 saat falan sürdü ameliyatım ve çok anestezi aldım. Şimdi böyle duruyorum mesela, merhabalaşıyorum falan. Şak! Birden uyuyorum, tamam mı? Böyle, ama komik yani artık. İnsanlar geliyor orada bekliyor, geçmiş olsun. Teşekkürler. Şak! Böyle bir hani yukum gelir vardı ya. Aynı öyle bir gün geçirmiştim ama sonrasında rahatlamıştım. O yüzden komik anlatmak istedim. Tabii ki bu fotoğraf ilk milli takım senem. Özellikle de A takım olarak. Ayrıca sakatlıktan çıktığım için benim için hani çok özel.
Şuradaki duygularımı kelimeler anlatmaz gerçekten. Çok mutlu ve gururluydum tabii ki. Yani olay oynamış olmak, oynamamış olmak değil. Takımın kazanması, üçüncü olmak. Ben aşırı mutluyum çünkü sakatlıktan çıkmışım. Gerçekten başka söyleyecek bir şey yok bu fotoğrafla ilgili. May kardeşim, May Sultan. Bu da şöyle, fotoğrafın anısı şu. Biz tamam basketbol milli takımımızın maçına gittik. Her şey süper. Yerimiz çok iyi falan derken o beyaz şapka takıyor, ben kırmızı şapka takıyorum ve asla ve asla sözleşmedik. Tamamen oranın şeyini oluşturduk yani, maskotu gibiydik gerçekten yan yana. Bizim için tabii ki çok güzel bir anı. Hiç bale yapacak çocuk değildim, yok pointidir, şeyidir falan. Zorla bale yaptırdılar, güldüğüme bakmayın. Tütüme gülüyorumdur yani. Pembe tütü falan. Hiç benlik bir olay değil bale. Aşırı rekabet var. Ya voleybolda da rekabet var ama bu bir başka. Çok sevmiyordum ama şu kıyafet, burnumu da kaleye vurmadan önce. Bak orada düzgün burnum. Evet tabii. Evet. Bunun anısı bu olsun. Burnunu kaleye mi? Evet, ben burnumu futbol kalesine vurdum, kırıldı. Küçüğüm diye de ameliyat etmediler. Aynen. Nasıl oldu? Nasıl mı oldu? Basket oynuyordum. Küçük kaleler vardı. Şimdi saha beyaz, küçük o kaleler de beyaz. Ben de eğilirken görmedim kaleyi yani. Bir anlık şey oldu ve topu, basket topuna eğilmek isterken kafamı kaleye vurdum. Başım döndü falan. İlkin maç kazandıran blok bu. Maç kazandıran smaç mı? Ay, hızlı cevap vereceğim. Maç kazandıran blok. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Tek kaşımı kaldırabiliyorum. Sabah uyandığında en katlanamadığın şey? Hadi denmesi ya, hadi denmesi. Ve başıma gelip hadi İlkin, hadi İlkin, hadi. Ya beni 7 cetliniz gelse kaldıramazsınız hadi deyince yani. Seni bir yerden tanıyorum diyen birisi oldu mu? Evet. Nereden olduğunu da söyleyebilir miyim? Çok komik. Oturdum restorana. Beni La Casa de Papel'deki şu kıvırcık kraliyet ailesinden gelen bir kız vardı ya. Adını hatırlıyorum, Maria Pedreza gibi bir şey adı galiba. O kız zannetti adam. Fotoğraf çekti böyle falan. Ben de hani yes falan yaptım. Önce dedim abi ne yapıyorsun ya, ben değilim ya, ne yapıyorsun yani. Çok alakasız. Herkesin çok sevdiği ama neden seviyorlar ki dediğin bir dizi var mı? Dizi. How I Met Your Mother. Yani Barney çık, hiçbir şey yok. Ama lütfen linç yemek istemiyorum artık yani, tamam mı? Kariyerinde kurduğun en büyük hayal? Olimpiyat şampiyonu olmak. Ay kalbim. Evdeki en pahalı eşyan nedir? Jeffrey, mamasını al, kumunu al. Kira da ödemiyor. Yani dur, eşya dedin ama tam yok öyle bir eşya. Jeffrey. NFT'in var mı? Hayır tabii ki ya. Dünya saçması hiç, bana göndersinler, ben iPad'de çizeyim herkesin suratını bir böyle şey gibi, tasarım gibi. Gereksiz bir şey. Yani yine linç yiyeceğim galiba, neyse. Telefonundaki en ünlü kişi kim? En ünlü kişi mi? Zehra Güneş. Galiba. Son soru. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdin? Bir dakika, buna hızlı cevap veremeyeceğim ama düşünüyorum. Ya fileye dokunabilse miydik acaba? Şaka yaptım, yok çok abartı oldu. Başka bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum, çok bence hoş yapmışlar sporu. Ben severek oynuyor ve takip ediyorum. Ya bilmiyorum ya, şimdi sahaya bakınca şöyle bir... Hiçbir aklıma böyle bir şey gelmedi bu arada. Hiç de düşünmedim, keşke şu olmasa falan. Fileye değebiliyor olalım ya. Bence en mantıklısı o. Hani sonuç olarak fileye değince hani file şey olmuyor, yere düşmüyor yani. O yüzden bence şöyle sürtebiliriz biraz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Yorumun, cevapların bizim için çok iyiydi yani. Çok teşekkürler. Ne demek? Gidiyorum.